çıktın, ne yapıyorsun? Okula gidiyor mu? Ne paramız var, ne kestirebiliriz. Arkadaş gelmişti, parası yoktu, para da borç alacaktı, ona verecekti, paramız da yoktu, köyden gelmişti. Para olsa herkes de kurban kestirir yani. Kim çekilir burada yani? Hem büyük hayır hem de büyük sevap hem de büyük sünnettir. Şafiiler için büyük sünnet, büyük bir hayır. Hanefiler için tabii ki vaciptir. Maddiyattan dolayı kesemiyorsunuz. Tabii ki. Ben emekliyim, 6 yıldır emekliyim, 8500 günüm vardı. Hala da 7,5 milyar para alıyorum. 7,5, valla daha 7,5 da almamışım. Yani kesinti mesinti de var. Benim 5 nüfusum var, bir çocuğum çalışıyor, evlenmiş çocuğu da bir tane var. Vallahi 5 milyara çalışıyor, 5 bine çalışıyor. Peki kurbanın fiyatı ne kadar, emekli maaşınıza kadar? Emekli maaşı zaten söyledim, 7,5'tır. Kurban en düşük, küçük hayvan da 7-8 milyardan aşağı yok. Zaten büyükleri kimse alamaz. Daha önce kesebiliyor muydunuz peki? Daha önce tabii ki kesmişim. Kestirmişim, dağıtmışım. Çok kurban da kesmişiz ama vallahi bu bayramda maalesef hepsi büyükler yesin, çalanlar yesin. Kusura peki bakma. Abim, bir bayram mesajınız var mı? Yeter, sağ olasın. Hadi güle güle. Kurban kesebilecek misiniz? Kurban nerede keseriz? Kurban kesebilecek misiniz yarın? Kurban keseceğim inşallah. Keseceğim. Daha önceki yıllarda da kesiyordunuz. Kesiyordum evet. Hayır canım. Kesemiyoruz. Neden kesemiyorsunuz? Hayat pahalılığından mı yoksa? Aynen öyle, aynen öyle. Hayat pahalılığından kesemiyoruz. Biliyorsun durum nasıl, durum ne olduğunu biliyorsunuz. Ne, o kadar uzatmaya gerek yok. Geçmişe kesiyor muydunuz abi? Geçmişten kesiyorduk tabii. Tabii köydeyken, burada değil. Peki buradan bir bayram mesajınız var mı? Bayram mesajı, herkesin bayramı kutlu olsun, o kadar. Abi merhabalar. Malumunuz yarın kurban bayramı. Kurban kesebilecek misiniz? Valla bilmiyorum abi. Yarın kurban kesecek misiniz? Yok. Neden kesemiyorsunuz? Para yok. Daha önceki yıllarda kesiyor muydunuz peki? Yok. Kesmiyorum. Maddi yetersizlikten dolayı kurban kesemiyorsunuz. Öyle. Herkese iyi bayramlar diyorum. Yarın kurban bayramı. Vatandaş kurban kesebiliyor mu? Siz kurban kesecek misiniz? Vallahi bizim geçen hafta da arkadaş sordu beni. Yani bazen sene biz kesiyor, bir sene biz kesemiyor. Çünkü çok yüksek olmuş. Bir koyun mesela olmuş 10 milyon. Ne kadar bir koç aşağı değil. İşte tam aşımızda 8 milyon parada. Biz nasıl keseceğiz ha? Aile çoluk çocuk, biz nasıl keseceğiz? Her şey yüksek oldu. Onun için bu sene biz kesmiyor. Amca, yarın malumunuz biliyorsunuz kurban bayramı. Evet. Kurban bayramında kurban kesebilecek misiniz? Ben mi? Yok vallahi kurban bağlıdır. Ben kesemem. Yani ne yapalım? Çok bağlıdır, kesemem. Yoksa keseydim. Kesmek istiyorum. Ama bağlı olduğunu kesemiyorum. Daha önceki yıllarda kesiyor muydunuz? Daha önceki yıllarda daha mı uygundu fiyatı? Tabii daha uygundu. Yani hamur 3 kat olmuş. Kesemiyoruz vallahi. Emeklisin galiba. Yok emeklilik yok. Yaşlık maaşı alıyorum. O da bir güne ancak yetiyor. Evet. Onunla beraber bir kurban almak imkansız hale geldi neredeyse. Yok ya ne? Vallahi et bile yemiyoruz. Vallahi belki bir senede de et şey et. Yok o tavuk eti yiyoruz. O da ara sırada. Yoksa geçim çok zor. Kesebilecek misiniz? Kurban kesebiliyor musunuz? Vallahi kesen de vardır, kesmeyenler de var yani. Köylüyle alakası yok. Herkes kesebiliyor. Çünkü maaş da yükseliyor, eşya da yükseliyor. Peki siz kesebilecek misiniz? Vallahi kesebiliriz ama geçen sene kestiğimiz için bu sene kesmiyoruz. Çok şükür durumumuz da iyidir. Herkesin de bayramı mübarek olsun. Kurban kesebiliyor musunuz? Kurban kesecek misiniz? Yok. Vallahi olsa keserim ama olmuyor. Yoktu yani kessem. Neden kesemiyorsunuz? Ama maddi durum o, kesemiyoruz. Önceki yıllarda kesebiliyor muydunuz? Kesiyordu o zaman.